Merhaba değerli 5. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 5. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi 1. dönem 2. yazının sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. A sorularımız boşluk doldurma soruları. Zekat, imsak, oruç, şükür, miladi, hicri, adak, iftar ve fitre kelimeleri var. Uygun yerlere yazın demiş. 1. Ramazan ayının İslam dininde çok özel bir yeri vardır. Çünkü bu ay ne ayıdır? Arkadaşlar bu ay oruç ayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. 2. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini tarih başlangıcı olarak kabul eden ve ayın yörüngesi üzerine dönüşüne göre düzenlenen ay takvimine ne takvimi denir arkadaşlar? Tabii ki Hicri takvim denir. 3. Bazı kimseler bir dilediklerinin gerçekleşmesi ya da bir işlerinin olması durumunda oruç tutacaklarına söz verirler. Bu tür oruçlara ne orucu denir arkadaşlar? Tabii ki adak orucu denir. Ve 4. Sahur vakti günün aydınlanmaya başlamasıyla yani tan yerinin ağarmasıyla son bulur. Orucun başladığı bu vakte ne adı verilir? Tabii ki imsak. Ve son soru. Hazreti Peygamber Ramazan ayında dinen zengin sayılan Müslümanlardan kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için ne vermelerini istemiştir? Tabii ki fitre. B sorular arkadaşlar. Doğru yanlış soruları. 1. Ramazan Hicri takviminin 9. ayıdır. Toplumumuzda Recep ve Şaban'la birlikte 3 aylar olarak bilinen aylardandır. Doğru arkadaşlar. 2. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yiyip içerse orucu bozulmaz. Fakat oruçlu olduğunu hatırladığı anda yiyip içmeyi bırakması gerekir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. 3. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak orucu bozmaz. Hayır, bozar. 4. Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanı tarafından açıklanır. Fitrenin bayram namazı vaktine kadar verilmesi uygun görülmüştür. Doğru arkadaşlar. Ve 5. Ramazan iki minare arasında asılan hoş geldin 11 ayın sultanı, hoş geldin Ramazan gibi ışıklı yazılarla bir misafir gibi karşılanır. Bu ışıklı yazılara mahya adı verilir. Bu da doğru arkadaşlar. Arkadaşlar C soruları çoktan seçmeli sorular. 1. Hicri takvime göre Ramazan ayından önce gelen ve Ramazan ayıyla birlikte 3 aylar olarak adlandırılan 2 ayın isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Tabii ki arkadaşlar 3 aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan'dır. O yüzden cevabımız A seçeneği. 2. Aşağıdaki hangisi oruçla ilgili yanlış bir bilgidir? A. Ramazan ayında oruç tutmak sünnettir. Hayır, bu farzdır. Yanlışımız bu. B. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günü oruç tutmak sünnettir. Evet, doğru bu arkadaşlar. C. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak sünnettir. Bu da doğru arkadaşlar. D. Pazartesi ve Perşembe oruç tutmak müstehaptır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. 3. 1. Bilerek bir şey yiyip içmek. 2. Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek yutmak. 3. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak. Yukarıdakiler hangileri orucu bozar diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bilerek bir şey yiyip içmek bir defa bozar. 2. Ağza giren yağmur, kar ve doluyu bilerek yutmak. Bu da bozar. Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak da yine bozacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. D seçin. 4. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Rahmet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Aşağıdaki hangisi Rabbena dualarında
istenenlerden biri değildir. A. Cehennem azabından korunma. Evet, bu istenenlerden biridir. B. Hesap günü bağışlanma. Evet arkadaşlar, ne diyor? Müminleri bağışla diyor. Doğru. Sadece ahirette iyilik. Hayır. Bize dünyada ve ahirette iyilik. O yüzden bu yanlış cevaptır. Rahmet ve merhamet. Evet, rahmet et ve merhamet eyle. Bu da doğru arkadaşlar. Beşinci soru. Ramazan toplumumuzda bir iyilik fırsatı olarak görülür. Bu ayda yapılan iyiliklerin sevabının kat kat verileceğini bilen Müslümanlar kendi durumlarına göre yardımlarda bulunurlar. Kimileri Ramazan kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, kimileri de zekat ve sadakalarını kardeşlerine ulaştırmaya çalışırlar. Yapabildikleri hayır işlerine koşarlar. Çünkü Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminin iki sevinci vardır. Birisi nokta nokta vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri nokta nokta kavuştuğu zaman orucunun mükafatından kaynaklanan sevincidir buyurmuştur. Hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla açlığı hangisi getirilmelidir? A. İmsak Rabbine. B. İftar Rabbine. C. İftar annesine. D. İmsak annesine. Arkadaşlar, Hazreti Muhammed müminin iki sevinci vardır. Biri iftar vaktinde orucunu açtığındaki sevinç. Diğeri ise Rabbine kavuştuğu zamanki sevinçtir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 7. Serkan ailedeki herkesin sahura kalkmasını, iftardaki coşkusunu merakla gözlemliyordu. Oruç tutmayı merak ediyor, kendisi de tutmak istiyordu. Serkan henüz çok küçük olduğu için annesi tam gün oruç tutamayacağını ama öğlene kadar tutabileceğini söyledi. Ertesi gün Serkan da evdekilerle birlikte sahura kalktı. Yemeğini yedi, niyet etti ve orucunu öğlene kadar tuttu. Bu onun için gurur verici ve ileriki zamanlar için hazırlık olacak ilk oruçtu. Serkan'ın tuttuğu oruca verilen isim aşağıdaki hangisidir? A. Tekne orucu. B. Muharrem orucu. C. Şükür orucu. D. Kaza orucu. Arkadaşlar, çok küçük yaştaki çocukların tam gün oruç tutamayacağı için sahurdan öğlene kadar ki tuttukları oruca tekne orucu denir. Cevabımız A seçeneği. 8. Aşağıdakiler hangisi doğrudan Ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir? A. Sahur. B. İmsak. C. Nisap. Ve D. Teravih. Arkadaşlar, sahur, imsak ve teravih Ramazan ayı ile ilgili kavramlarken nisap değildir arkadaşlar. 9. Bir kişinin Kur'an okuması, cemaatinde okunan ayetleri mushaftan takip etmesine ne denir? A. Cüz. B. Ayet. C. Mukabele. D. Hafız. Arkadaşlar, bu mukabeledir. 10. ve son soru arkadaşlar. 1. Hazreti Süleyman'ın babasıdır. 2. Kitap verilen 4 peygamberden biridir. 3. Sesi çok güzeldir. Ve 4. Marangozluk ile meşguldü. Verilen bilgilerden hangisi Hazreti Davut ile ilgili değildir? Arkadaşlar, evet, Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Kitap verilen 4 peygamberden biridir. Ve sesi çok güzeldir ama marangozlukla uğraşmazdı. Cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar, bu sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.